Merhaba, ben Nezih Orhan. Küreselleşme ve Kültürler Arası İletişim dersimize hoş geldiniz. Bu bölümde küreselleşme kavramından bahsedeceğiz. Küreselleşmenin kültürel etkileri üzerinde durduktan sonra küresel halkla ilişkiler ve küresel yönetim kavramlarını inceleyeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Küreselleşme olgusu, doğası gereği sınırların ortadan kalkmasını ve ekonomik, Siyasal ve sosyo-kültürel anlamda evrensel bir bütünleşmeyi içerir. Küreselleşme dünyayı farklı açılardan ve hızlıca gelişen bir değişim trendine sürükler. Gün geçtikçe somut etkileriyle hayatımıza yön verir. Öyle ki uluslararası etkileşimlerin niteliğini belirleyen değerler evrensel ölçekte yaygınlaşır. Küreselleşme, uluslararası ilişkileri ve kültürlerarası etkileşimleri yoğunlaştıran bir takım değerleri standartlaştırır. Küreselleşmenin ulusal sınırları birçok anlamda aşmaya yarayan yapısı bu değerlerin yeniden düşünebilmesini de sağlar. Dolayısıyla küreselleşme sınırların muğlaklaştıran ve dünya çapında her şeyin transferini mümkün kılan dinamik bir süreçtir. Küreselleşme insanlık açısından yeni bir kavram değildir. Dünya 1490, 1890 ve 1990 yıllarında yani tarih boyunca üç farklı dönemde küreselleşme hareketine tanık olmuştur. Önceki dönemlerde savaşlar ve teknolojik yetersizlikler sebebiyle küreselleşme girişimleri geniş çevrelere ulaşamamıştır. Yalnızca 1990'lı yıllardaki küreselleşme hareketi tüm dünyayı etkisi altına alabilmiştir. Bu hareketin etkilerinin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söylemek mümkündür. Peki, küreselleşmeyi hazırlayan faktörler neler olabilir? Küreselleşmenin ekonomik, teknolojik ve ideolojik olmak üzere üç ayrı faktör tarafından şekillendirildiğini söyleyebiliriz. Serbest piyasa düşüncesinin iletişim, üretim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin ve uluslararası ticareti kolaylaştıran hükümet politikalarının öne çıktığı bu faktörler, küreselleşmenin boyutlarına değinmeyi de zorunlu kılar. Küreselleşmenin ekonomik, siyasal ve sosyokültürel boyutları, birbirlerinin hem nedeni hem de sonucu olmaları bakımından dikkat çekicidir. Birinde oluşan herhangi bir değişim, diğer boyutları üzerinde de etkili olur. İsterseniz biraz da Küresel kültür bağlamında haklı ilişkiler ve reklamdan söz edelim. Uluslararası haklı ilişkilerin çıkış noktası iş dünyasının küreselleşmesidir. Haklı ilişkilerin küreselleşmede edindiği görev, uluslararası iş ortamına giren insanların karşılaştıkları yeni durumlarla baş edebilmelerine yardımcı olmaktır. İşletmeler açısından bir ülkede faaliyet gösterebilmek için gerekli yasal düzenlemeleri bilmek yetmez o ülkeye ait kültürel normlarda bilinmelidir haliyle. Ayrıca bir işletmenin başarısı kültürler arası iletişimi zenginleştiren reklam pratikleri oluşturulmasına da bağlıdır. Sizin de bildiğiniz üzere reklam pratikleri hedef kitleyle doğrudan ilişkili. Hedef kitlenin kültürel kodlarını anlayarak etkin reklam stratejileri geliştirmede öne çıkan bazı unsurlar da söz konusu. Bunlar hedef grupları oluşturan insanların kültürel özellikleri, kullanılan dil veya diller ve mesajın oluşturulması hatta iletilmesi sırasında yerel unsurlardan yararlanmasını içeriyor. Kültürel farklılıklar uluslararası işletmeler açısından potansiyel riskler ve fırsatlar barındırmaktadır. Bu farklılıkların fırsatlara dönüşebilmesi için yerelleştirme konusuna dikkat edilmelidir. Bu noktada uluslararası reklamlarda merkezileşmekten kaçınmada etkili olan bazı kriterlere değinmek gerekmektedir pazar kriteri, düşük rekabet, farklı demografik yapılar, düşük gelir dağılımı gibi unsurlardır. Kültürel kriter, kültürel tabular, dini engeller, yabancı işletmelere karşı olumsuz tutumlardır. Medya kriteri, işletmenin kendi ulusal pazarındakinden farklı bir medya alanı içinde olması durumudur. Diğer kriterler arasında ise fiyatın önemi, reklamların kabul düzeyinin düşük olması, reklamların öznelliği ve reklamların duygusallığının yüksek oranda kullanılması yer almakta. Reklamların da küreselleşme eğilimi gösterdiğini düşündüğümüzde dünyanın her yerinde markanın aynı şekilde konumlandırılacağını düşünebiliriz. Ancak bu demek değil ki reklam mesajları hep aynı şekilde hazırlanıp sunulsun. Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz dostlar farklı ülkelerin kültürel değerlerinin hazırlanacak reklamların sınırlarını belirleyeceğini elbette unutmamalıyız. Küresel düşün, yerel hareket et sözünü daha önce duymuş olabilirsiniz. Bu sözün amacı işletmelerde sadece tepe yönetimlerin değil, tüm kademelerdeki çalışanların küresel düşünmelerini sağlamak. Herhangi bir coğrafyada kültürel değerlerle uyuşmayan fikirlerin başarılı olmasını bekleyemeyiz unutmayın. Bu nedenle işletmeler hedef kitlelerini iyi analiz edip sundukları değerleri yerel kültürlerle uyumlu hale getirmeli. Buraya kadar her şey eğer aklınızda tamam netse son olarak uluslararası işletmelerden kısaca bahsedelim. 80'li yıllardan itibaren küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasındaki ideolojik sınırlar yerini kültürel sınırlara bırakmıştır. Günümüz toplumunda ise çok kültürlü yapılar öne çıkar. Bu çok kültürlü yapılar içinde yalnızca toplumlar değil, işletmeler de daha farklı sorunlarla ilgilenmek zorunda kalır. Örneğin işletmelerin yurt dışı faaliyetlerini yürütecek kişilerin özellikleri oldukça önemlidir. Yabancı çalışanların işletme kültürüne uyum sorunları yaşamaları da ihtimal dahilindedir. Dahası Firmaya ait yavru işletmelerin başarılı olması için nasıl yönetilmesi gerektiği gibi sorunlar da gündeme gelir. Bu noktada uluslararası işletmelerin kültürel farklılıklara yönelik bazı yönetim pratiklerinden bahsetmek faydalı olacak. O zaman hemen sıralayalım. Karşılıklı anlayış, güvensizliği önlemek, uluslararası işbirliklerini zedeleyecek gaflardan kaçınma. Bu gaflar gerçekten son dönemlerde de çok çıkmaya başladı gerçekten bunlara dikkat edelim. Gerekli bağlantıların kurulması, uluslararası katılımlar, ortaklıklar ve şirket evlilikleri. Evet, şirket evlilikleri. Bu pratiklere ek olarak küresel yönetim bağlamında uluslararası işletmelere yönelik bazı gözlemler yapabiliriz. Örneğin, başarılı bir küresel yönetim anlayışına sahip işletmeler, küresel ortamlarda başarılı çalışanları kendine çekme konusunda avantajlı olurlar. Başarılı çalışanlara sahip olanlarsa farklı kültürlere sahip müşterilerin beklentilerini daha iyi karşılayabilirler. Küresel farklılıkları anlayan ve kültürel çevrenin olanaklarını daha iyi kavrayan bir işletme de değişen koşullara uyum sağlama konusunda daha yetenekli olacaktır. Dolayısıyla tüm bunlar bir işletme için rekabet üstünlüğü sağlar ve daha başarılı küresel yönetim pratikleriyle sonuçlanır. Uluslararası bir işletmenin stratejisi dış çevresinden kaynaklanan politik, ekonomik ve kültürel faktörler ile insan kaynakları ve yapısından ayrı düşünülemez. Bu gerçek, uluslararası işletme yönetiminde kültür konusuna ayrı bir özen gösterilmesini beraberinde getirir. Bu nedenle günümüzde etkili kültürler arası yönetim, her şeyden önce ekonomik başarı için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkar. İşletmelerin başarısını doğrudan etkileyen konuları öğrendiysek, bir bölümün sonuna daha gelmiş sayıyoruz kendimizi. İsterseniz bitirmeden önce neler konuştuğumuzu kısaca gözden geçirelim. Programımızın bu bölümüne küreselleşme kavramını tanıyarak başladık. Daha sonra küreselleşmenin farklı boyutlarını konuştuk ve son olarak da halkla ilişkiler, reklam ve yönetim konularını küreselleşme bağlamında ele aldık. Önümüzdeki bölümlerde medya ve küreselleşme konuları üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İzlemeyi unutmayın. Çalışmaya devam ve görüşmek üzere.